ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Turgutlu hayırsever iş adamı Reşat Akan tarafından Turgutlu'ya yaptırılan sağlık merkezinin devir teslim töreni yapıldı. Kemoterapi tedavisi gören hayırsever iş adamı Reşat Akan yaptırdığı sağlık merkezinin devir teslim töreni ve açılışına ambulans ile getirildi. Sağlık sektörüne kazandırdığı tesisi görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren hayırsever ailesi törende duygusal anlar yaşadı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1,5 milyon lira tutarındaki sağlık merkezinin devir teslimi gerçekleşti. Devir teslim törenine Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Engin Yıldırım, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, hayırsever iş adamı Reşat Akan, Akan ailesiyle çok sayıda bürokrat katıldı. Törende hayata geçirilen sağlık merkeziyle ilgili açıklama yapan Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Engin Yıldırım, merkezin 1800 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti. Kemoterapi tedavisi gören ve ambulansla Turgutlu'ya getirilen hayırsever Reşat Akansa duygularını şöyle dile getirdi. Bir hatıra bırakma arzum vardı. Bir de kalıcı olsun dedim. Bu durumda sağlık hizmetleri olan yeri seçtim. Şimdi inanamıyorum bayağı buraya günde 100 kişi gelecekmiş, 300 kişi gelecekmiş. Yani bundan daha büyük mutluluk olur mu? 200 kişi gelse Allah razı olsun deyince 100 Allah razı olsun olmuş olacağım. Onun için bu bir mesele oldu. Çok mutluyum. Kolay olmadı. Ama gerçekten yüreğimde en küçük bir acaba yok. Yeni sağlık merkezine Reşat Akan ve eşi Muzaffer Akan'ın ismi verilirken Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de hayırsever Reşat Akan'a Turgutlular adına teşekkür etti. Başkanım, eyvallah, eyvallah. Sevgili seyirciler, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Soma davasının 16. duruşmasının 2. oturumunda sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından dava 11 Temmuz 2017'ye ertelendi. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 16. duruşmasıyla devam etti. Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik olmak üzere 6'sı tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada Savcı Şükrü Akyıl, Fethullahçı terör örgütü tarafından madende sabotaj yapıldığı iddiası kapsamında Manisa Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayı gerekçe göstererek ek süre talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti davayı 11 Temmuz 2017 tarihine erteledi. Öte yandan taleple ilgili şerh koyan mahkeme başkanı Aytaç Ballı, Manisa Cumhuriyet Savcılığındaki FETÖ'nün sabotaj iddiası soruşturması sonucunu beklemeden Savcı Şevket Akyıl'dan mütalasını 11 Temmuz'da vermesini istedi. Vermesi gerekiyorsa o yanıt verir. Onun adını alıyorlar. Diyorlar ki en yüksek makamla görüşüyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4.2, Şehzadeler ilçesinde de 3.1 şiddetinde birer dakika arayla meydana gelen iki deprem korkuya neden oldu bugün. Birinci derece deprem bölgesi olan Manisa'da saat 14.23'te Saruhanlı ilçesinde yerin 8.3 kilometre derinliğinde 4.2 şiddetinde, 14.24'te de Şehzadeler ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Birbirine yakın iki ilçede meydana gelen ve kısa süren depremlerde can ve mal kaybı olmazken
Aynı ilçelerde saat 13.19'da da aynı anda 1.7 ve 1.8 şiddetinde iki depremin daha olduğu bildirildi. Manisa'da 2 Nisan tarihinde Şehzadeler ilçesinde 4.3 şiddetinde, 17 Nisan tarihinde de yine Şehzadeler ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi ve Yunus Emre Kent Konseyi'nin katkılarıyla Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla düzenlenen gecede Yunus Emre Belediyesi Türk Tasavvuf Musiki Korosu'nun hazırladığı Kutlu Doğum Hürmetine Zikir Meclisi beğeni topladı. Yunus Emre Belediyesi Kutlu Doğum Haftası kapsamında oldukça anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kültür sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen gecede Yunus Emre Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından zikir meclisi düzenlendi. Etkinliğe Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunus Emre Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu, Yunus Emre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel, ünlü bestekar Selim Öztaş ve eşi Neşe Öztaş, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türk Tasavvuf Musikisi Korosu'nun Allah dostlarının yazdığı eserleri icra etmesiyle devam etti. Programda konuşan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Kutlu Doğum Haftası'nın önemine değinirken, Tunceli'deki helikopter kazasında şehit düşen polis ve bürokratların ailelerine başsağlığı diledi. Şehitlerimize Allah rahmet etsin, bütün şehitlerimize ve bugünkü helikopter kazasında düşen bütün askerlerimize, şehitlerimize Allah rahmet etsin. Allah memleketimizin, milletimizin başına daha büyük felaketler vermesin diye dua niyaz edelim. Peygamber Efendimiz'i de bu vesileyle tekrar bol bol salatü selamlar getirelim. Allah hepimizi, şehitlerimizi onun şefaatine nail etsin. Etkinlik şehitlere edilen duayla sona erdi. Peygamberler, salihler, şehitler ve sadıklarla haşr olmalarını nasip ve meyesser eyle ya Rabbi. Sevgili seyirciler, Manisa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında evde mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı olayda yangının çıktığı dairenin yan balkonundan mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekledi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi 1305 sokakta bulunan 5 katlı barak apartmanının 4. katında yangın çıktı. Saat 12 sıralarında çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk, 3 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ailenin de evde bulunduğu sırada çocuk odasından başlayan ve henüz neden çıktığı bilinmeyen yangında olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının çıktığı dairedeki yoğun duman bir anda bütün apartmanı sararken diğer dairelerdeki vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Yangın çıkan dairenin karşı dairesinde bulunan bir aile de balkona çıkarak korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekledi. Yangın çıkan dairede bulunan ev sahibi Cemal Tütek ve eşi Vesile Nilgün Tütek, kızları Çiğdem Tütek ve 2,5 yaşındaki torunları Arya Tütek itfaiye merdiveniyle kurtarılırken yan dairedekiler de aynı şekilde apartmandan çıkarıldı. Yangında dumandan etkilenen 2,5 yaşındaki Arya Tütek Moris Şinasi Çocuk Hastanesi'ne, Cemal Tütek ve eşi Vesile Nilgün Tütek de Celalbay Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
komple yanıyor yani. Kaç kişi vardı evde gördünüz mü? Evde 5-6 kişi vardı. Çıkarıldı hepsi. Hepsi çıkarıldı. Hastaneye götürüldü hepsi. Dumandan etkilenen 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangından kurtulan Çiğdem Tütek ve yan komşusu Derya Köle, komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde başlayan girişimcilik kursları Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde devam ediyor. Bugüne kadar açılan 3 kursta 75 girişimci eğitim görürken, yeni açılan 4 ve 5. etap kurslarda da 50 yeni girişimci eğitime tabi tutulacak. Şehzadeler Belediyesi, KOSGEB ve İŞKUR tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursları Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde devam ediyor. Bugüne kadar açılan 3 farklı kurstan toplamda 75 girişimcinin eğitim aldığını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak KOSGEB ve İŞKUR'la ortaklaşa açtığımız girişimcilik kurslarımız devam ediyor. Bugüne kadar açtığımız 3 kursa başvuran 300 girişimcimizden yapılan mülakatlar sonucunda 75 girişimcimiz verilen eğitimlere katılarak girişimcilik belgesi almaya hak kazanmışlardır. Yine bu ay içerisinde açtığımız 4 ve 5. etap kurslarımıza da yoğun bir ilgi oldu. 250'ye yakın başvurunun bulunduğu kurslarımızda da yapılan mülakatlarda 50 girişimcimiz eğitimlere katılma hakkı kazanmıştır. Bu iki kursumuzdan biri 19-22 Nisan, diğeri olan 5. etap kursumuzsa 24-27 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Bu eğitimler neticesinde yine başarılı olan girişimci kardeşlerimiz girişimcilik belgelerini alarak KOSGEB'in verdiği tüm desteklere başvuru yapma hakkını kazanmış olacak dedi. Sevgili seyirciler, Denge Gazetesi'nin 19 Nisan tarihli sayısında yer verdiği "Mahalleden kötü kokular geliyor" haberinin ardından Maske Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Maske Kanalizasyon Daire Başkanı Hasan Patel, Şube Müdürü Kadri Akkurt ve beraberindekiler bölgeye giderek koku ve çökme olan alanda incelemelerde bulundu, gerekli önlemleri aldı. 308 sokaktaki kanalizasyon hattındaki çökme ve deforme olan kanal üzerindeki demir aksamla ilgili hem yazılı hem de Alo 185 hattı üzerinden herhangi bir şikayet almadıklarını belirten yetkililer, ETB ve Denge Gazetesi'nin bu konuya eğilmesinden dolayı teşekkür etti. Nurlupınar Mahalle Muhtarı Süleyman Seven, ETV ve Denge Gazetesi'ne haberi gündeme getirdiği için ve Maske yetkililerine de hemen ilgilendikleri için teşekkür etti. Maske'ye buradan teşekkür ederiz. Duyarlı bir çıkartmasından dolayı. Daha önce de her şikayetimizde, her şeyimizde her zaman yanımızda oldu Maske. Bundan şikayetimizde. Bizim burada en büyük sıkıntımız, koku sıkıntımız vardı. Koku sıkıntımızı daire başkanımızla, kendisi de defalarca buna ilaçlarla müdahale ettik ama çözemedik. Sonra daire başkanımız da burada, belediye başka çalışanlarımız da burada. Duyarlılarından dolayı teşekkür ederim. Şu anda ilk önce bu kırıklar vatandaşın gücünü düşmemesi için bu kırıklara engelledi. Burada bir kırılan biz vardı, meydana sokağa atanlarım vardı, onu düzeltti. Şu anda bu ani geçiş çünkü. Bundan sonrasında müdürümle de konuştum. Kapatılacak. Kapatılacak burası. Deforme olan demir aksamın üzeri Maske tarafından ilk etapta kapatılacak. Diğer yerler için de çalışma yapılacak. Nurlupınar Mahallesi'ndeki kanalizasyon sorunu için gelen Maske Kanalizasyon Daire Başkanı Hasan Patel, Şube Müdürü Kadri Akkurt ve beraberindekiler 308 sokak üzerinde yaptıkları inceleme neticesinde çalışmalara başladı. Maske yetkilileri sokağın son kısmındaki demir yolu altından geçen bölümde de kokuların giderilmesi için çalışma yapacaklarını, artık mahalleyi kokudan kurtaracaklarını açıkladı. Maske yetkilileri mahalledeki kokuyla ilgili olarak da rutin şekilde ana kanalizasyon hattında temizlik ve ilaçlama işlemlerini yaptıklarını, ancak ters rüzgarların estiği zamanlarda nadiren de olsa koku oluştuğunu söyledi. Maske yetkilileri ayrıca mahalle halkının böyle bir şikayetinin olmamasından dolayı söz konusu bölgede tekrar kanalizasyon hattı temizliği ve bakteriyel özellikle koku ilaçlama işlemlerini yapacaklarını açıkladı.
Sevgili seyirciler, İl genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla Manisa'nın çehresini değiştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi bir yandan da projeleriyle kentin tarihi dokusunu ortaya çıkartıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi'nde sokak sağlamlaştırma çalışması başlatılarak bölgedeki harabe görüntü şehre değer katan bir görünüme dönüştürülüyor. Kentteki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için başlattığı çalışmalarla Manisa'daki gizli güzellikleri ortaya çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, ikinci etap, ikinci kısım sokak sağlıklaştırma projesine start verdi. Çarşı Mahallesi'nde kentsel sit alanı içerisinde bulunan 305, 306, 307, 297, 296, 291, 292, 281, 282 numaralı adalarda yürütülecek olan sokak sağlıklaştırma çalışmalarında dükkan ve işletmelerde bulunan kötü görünüme sahip tüm detaylar değişecek. Tarihsel dokuyla modern yapının sentezi şeklinde hayata geçirilen restorasyon çalışmaları tamamlandığında bölge sakinlerine olumlu katkı sağlanacağı düşünülüyor. Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar ve bölge esnafı başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek mahallede teşekkür pankartı astı. Çarşı Mahallesi Muhtarı olarak Bilinci Anafahtarlar Mahallesi'nde yapılan çalışmalar çok güzeldi. Sıra Çarşı Mahallesi'ne geldiğinde yapılan çalışmalar şu anda çok güzel. Buraların şu anda çok kötü durumda. Yapılan çalışmalarla inşallah güzel olacak. Güzel bir çarşı olacak. Sevgili seyirciler, Alaşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve restorasyonu yapılan Ahşar Barajı sosyal tesisleri ziyaretçilerini bekliyor. Doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla bilinen Afşar Barajı kıyısına kurulan Alaşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesisler hizmete açıldı. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline gelmesi beklenen sosyal tesisler, mavi ile yeşilin bir arada olduğu atmosferiyle dikkat çekiyor. Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Afşar Barajı'nın yeşille mavinin buluştuğu eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, vatandaşın bu güzellikten faydalanabilmesi için sosyal tesisi halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Sevgili seyirciler, Manisa'da uzun yıllardır hizmet veren ve birçok hayırsever hayvanseverin dostlarını güvenerek teslim ettiği Fatih Pet Shop'un tanınmış siması Patik, herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sarıl. Diğer omuzuna sarıl. Diğer omuzuna sarıl. Diğer omuzuna sarıl. İn aşağıya, in aşağıya. 6 yaşında olan Golden cinsi Patik, bakıcılarından aldığı eğitim ve sevgiyle kendisini seven kişilerin gönlünü fethediyor. Sahibiyle birlikte ETV tesislerini ziyaret eden Patik, öğrendiği komutlarla minik bir şov yaptı. Aferin kızıma, şimdi in aşağıya, in aşağıya. Geç ablanın arkasına, atla gir koluna. Atla gir koluna ablanın. Atla, gir koluna. Biraz daha. Tamam, in aşağıya, in aşağıya. Patik, gösterisine eşlik eden ETV program müdürü Canan Güngör'ün koluna girdi, sarıldı ve onu selamladı. Diğer dizine. Şimdi yat yere, Patik yat yere. Yat yere. Sürü. Tamam, yeter. Güzel yat. Patik, güzel yat. Güzel, daha güzel yat. Şimdi öl. Güzel yat. Bir daha öl Patik. Patik öl. Tamam, kalk. Patik sarıl ablaya. Sarıl. Diğer omuzuna sarıl. Diğer omuzuna sarıl. Diğer omuzuna sarıl. İn aşağıya, in aşağıya. Söyle seni sevsin o ablaya, söyle seni sevsin. Sen sevme, kendin dizine koy. Patik o, seni sevmiyormuş. Sevme. Patik söyle seni sevsin. Hayır, elin. Güzelce söyle seni sevsin. Sevme. Tamam.
Potik ardından sahibinin sakladığı kumandayı bularak kendisini dikkatle izleyenleri şaşırtmayı başardı. Onu al gel bak önünde, al gel onu bana. Al gel. Hayır yavaş. Al gel al. Getir. Çabuk. Ablaya ver. Hop de. Hop de. Ablaya. Hop de. Hop de. Sevgili seyirciler, Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bahar dönemi boyama çalışmalarını son hızla devam ediyor. Bu kapsamda İzzettin Mahallesi Köy Kahvehanesi'nin komple boyanarak yeni yön görünümüne kavuşması beğeni topladı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla ilçenin dört bir yanında hızla devam eden Park Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları mahallelere renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı boya atölyesi ekiplerince geçtiğimiz aylarda iç ve dış cephesi boyanan İzzettin Mahallesi'nin köy kahvehanesinde bulunan oturma bankları ve bordürleri de boyanarak mevcut alan güzel bir görünüme kavuşturuldu. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto 3. Lig 2. grupta 52 puanla 3. sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor playoff yolunda en önemli maçlarından birine çıkacak. Pazar günü evinde playoff'u garantileyen Tokat temsilcisi Erbaspor konuk olacak edecek olan Yeşil Beyazlılar'da tek hedef galibiyet. Ligde son 6 haftada elde ettiği 5 galibiyetle 15 puan toplayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Erbaspor maçının hazırlıklarını ara vermeden devam ediyor. Geride kalan haftada Pazarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek playoff yolunda önemli bir adım atan Yeşil Beyazlılar, kendi seyircisi önünde Erbaspor'u da mağlup ederek son hafta oynayacağı Tire maçından önce playoff'u garantilemenin hesaplarını yapıyor. Ligde son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, Erbaspor maçından da galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. Özellikle deplasmanda kazandıkları Kırıkan, Dersimspor ve Pazarspor maçlarıyla bu sezon yaşanan deplasman fobisini de yendiklerini dile getiren Devrim, "Artık sezonun sonuna geldik. Önümüzde içeride Erbaa ve dışarıda oynayacağımız Tire maçları kaldı. Kendi evimizde konuk edeceğimiz Erbaspor'u seyircimizin önünde yenerek playoff biletini kapmak istiyoruz. Oyuncularımız bu maçın önemini biliyor." diye konuştu. Pazar günü saat 15.30'da başlayacak olan Erbaspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekleyen teknik direktör Devrim, "Taraftarlarımız son haftalarda bize büyük destek verdiler. Bu sezon ligde evimizde son maçımıza çıkıyoruz. Bu desteğin Erbaspor maçında da devam edeceğine inanıyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle Erbaspor'u yeneceğiz." dedi. ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk.
Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşça kalın.